Bir saniye. Bakın yemeği gibi. Şimdi biliyorsunuz ki günümüzde FB 2010'u online oynamak mümkün değil. Yani oyun hiçbir yerde satılmıyor. Satılmadığı için ki zaten muhtemelen serverları da kapalıdır. Muhtemelen. Yani hiç görmedim ama. LAN özelliği diyor. Yani oyunu torrent indirseniz de online oynayamazsınız. O yüzden hiçbir şekilde FB 2010 mesela online oynayacak bir oyun değil. Ama ve lakin biliyorsunuz teknoloji günümüzde gelişiyor. Artık Xbox emülatöründe FB 2010'u Netplay özelliği sayesinde emülatörden online oynayabiliyoruz. Böylece yine ölmüş bir oyunu emülatörler kurtuluyor. Yani bir odaya at diyelim. Bunlar şimdilik böyle kalsın hocam. Bir odamız açılsın ilk önce. Aç bakayım odayı. Yani umarım çalışır. Evet şu an odayı açtım bir emülatöre sahip olanlar bir gelmeye çalışsın bakalım. Emülatör sayesinde FB 2010'u online olarak oynayabiliyoruz. Böylece oyunu hayata döndürüyor. Evet Quiz gelmiş bile bakın. Bence çok güzel bir özellik. Özellikle oyunları korumak adına çok yardımcı olabilir. Böyle şeyler. Zenli ve Zenli emülatöründen online. Tek quiz geldi. Kalın arkadaşları da bekliyoruz. Okay, Demon Stepan gelmiş. On iki kişilik yerimiz var. Bir 5-6 kişi olabilirsek iyi olabilir. Polistik avalak. Ne bileyim oğlum, Katar mı, Cacut mu? Bir şeyin bayağıdır. Navi, adamın nikahı bak Allah'ım. Ara baş dur. Aynen ben siz gelirken lobiye biz ayrılığı yapalım. Yarışladı. Oğlum 3 turdan sonra 5 tur olmayı %10'u çıkıyormuş. Okey 3 tur devam abi. Tamamen random gelsin. İnsanı istediği arabayı seçebilirsin. Hava durumu ne gelirse o. 3 yarış 3 yarış yapalım. Klasik. Hadi böyle gidelim ya. Melvin bir de bunu ekle. Dur neyi yanlış ekledik lan? Bunu çıkar. Okey. Simulation settings'te kurallar. Car damage'i kozmetik yapabiliriz. Car performance equal yaptım. Çarpışmalar açık. Kuralları gerçekçi yapsak mı birisi yine şeyden gitmesin diye. Allah cezasını iyisin bence. Bir de DNF olmayı da kolaylaştırır yani oyunda DNF olamıyorsunuz istediğiniz gibi. Görkem hangi? Radmin ağa işte NBK ve FB2'ye girsen yeterli ya da herhangi bir tane ağa. Maksimum 12 kişi oluyor serverlar. FB10'da öyle bir şeylik var. Ayas gelmiş 5. Yani oradan attığınız FB'den gelemem. Kimsesini bir yerden atmadı Nehir Doğan. Tekrar gir o zaman. Alın 6. Nasıl gireceğim? Özellikler ne? Nehir her şeyi caps lock'a yazmak yerine her şeyi kolay bir şey sorabilirsin. NBK BF2 isim, şifre NBK BF2. Geldim mi? Vallahi prize gözükmüyorsun lobide. Burada birisi düştü. Okey prize gelebilmiş 6. Başka gelecek var mı? Abi Red Bull sal. Kardeşim sen benim gibi Red Bull'cu ederek Red Bull sal. Oğlum iki tane araba olmuyor mu lan? Herkes tek araba almak zorunda. Abi geçmiyorsun. Felfeyler edemem kardeşim. Biz ölümüne bir Red Bull fanı olarak bu lobide Red Bull bayrağını şey yapacağız. Lobide olarak da indirmedik kimse gelmemiş. Allah abi. Yani indirip hazır tutacaktın. Başka gelen var mı chatte? Oyunlarda indirebilirim. Yani oyunu internetten indireceksin. FB 2010 Xbox emulator. Yakut yazıp. Neyse o zaman ilk yarışı 6 kişi yapalım. Daha gelecekler varsa sonraki tura katılır. Sonra 3 yarıştan sonra.
Öyle. Abi böyle lobiyle chat'e söylemiyoruz. Bunun kurulumu birazcık çünkü zaten öyle teknikli geleceğiniz bir şeyler değil. O yüzden hiç chat'e haber vermiyoruz. Bu FP olmadan dakika. FP oynayabilmeniz için FP bilmeniz lazım. Random insan gelmesin yani lobiye. Gördük diyor hocam. Yayının başında gördük. Ben zaten ondan beceremiyorum diye. Allah abi beceremiyorum diye hep arkada kalırsan hayatın boyunca üzülürsün kardeşim. Evet şu an emülatörden online bir şekilde oynuyoruz. Tamamen. Bak ilk kez İstanbul değil abi, sırada yapıyoruz. Kaç tane pis vardı ki zaten? 10 tane pis vardı dolu topu boyunda. Kaç pis olabilir? Abi tek sıkıntı emülatörde oyun 720p. 720p'yi 2K monitöre yansıtıyorum. Oyunu upscale yapınca oyun patlıyor. Upscale kaldırmıyor nedense FPS 2010. O yüzden görüntü kalitesi birazcık kötü ama o da okey yani okey diyeceğiz, yapacak bir şey yok açıkçası. Sonuçta bu bile şey yani. Hadi bakalım ilk yarış. Bu Japon arkadaş kalkamamış, bir hızlı bir şekilde geçtik. Hocam. Evet FPM'nin mekanikleri birazcık daha eski o yüzden. Bir de ilk benim arkadaşlar olur mu? İtiş kakış kötü şeylerdir. Bence oyuna alışmak lazım yani. Orada bir tane spin vakfeler birden ya da bir çarpışma da olabilir. Pek göremedim. Oğlum benim oyunu pencere ekranda oynamam lazım. Yemin ederim çok kötü ya. Full monitörde. Ama fena bir demon'da evet. Hocam fena ne hocam? Birazcık beni erken yaptı galiba. Az önce benden çok daha geç benden ama dönebildi yani olayı. Hocam aman diyeyim spin atıyorduk valla. Birazcık erken fren dedik galiba orada. Dön lan. Yola bak. Ki birazcık kaçırmamız kötü oldu. Yarışka etat et eminim lütfen. Hocam eskiden eski oyunları gerçekçiydi kardeşim. Gerçekçi bir hava vardı, atmosfer vardı. Onun hepsini yediler. Orada bir spin daha. Crazy de spin atmış. Bizde beleşten. İkincilik geldi. Yok Crazy atmamış. Alune atmış. Alune atmış spin'i. Bizde beleşten ikincilik geldi de. Onu korumak lazım. Biraz fazla karanlık gibi. Yani. Eski dolu oyunlar birazcık fazla karanlıktı ya da fazla sarıydı. Aa valla hocam aradığımız spin gelmiş hocam valla. Dur Crazy spin var dur. Geçmek için bir fırsat doğdu hocam. Bismillah. Dön. Oğlum körbe çarptım amına koyayım. Körbe çarpınca dönemiyorsun bu oyunda, öyle bir şey var. Şurada feste alsak. Adını da bize yaklaşmış yine. Bir de tabi gün batımı, ondan da birazcık karanlık var. Hava durumu dinamik yaptığımız için gerçekçi bir şey sunmuyor olabilir yani oyun. Burada dış pek olmadı gibi, umarım ceza yemeyiz. Yani küçük bir uyarı yedik olsun. Ceza yemediğimiz sürece sıkıntı yok. Aman diyeyim onu ne bak gitmeyelim ha. Kafa kafayız. İkimiz de patlamayalım. Yine spin geldi ama neden tam önümde. Damage kapalıyız. Ve damage açarsak hiç oynayamayız. Oyun zaten oynaması zor birazcık. Ve damage açarsak hiç oynayamayız yani.
Ha hocam, Kriza'nın yeni bir spin. Vallahi birincilik bize geldi şu an. Son tura girerken spinler sayesinde birinciliği aldık. Ama tutabilir miyiz birinciliği? Asıl mesele burada. Hadi bismillah. Devam. Kriza'nın arkada. Artık virajcılık açılmamamız lazım. Birincilik. Allah Chris kardeşim, öyle bir dönüş ben hayatımda görmedim. Birazcık Red Bull hayranlığı var mı içimizde? Çok Verstappen izliyoruz abi. Hayatımda öyle bir dönüş görmedim ya. Evet, hava koyduğuna yine geçebiliriz bence burada. Kafa kafaya buradaki dönüş çok önemli. Ya gerçekten mi? İkimiz de aynı hadi spin attık ananı. İkimiz aynı şekilde spin attık, birincilik alın diye gitti ya. Yanlara devam ediyoruz artık alın diye. İkimiz de birinciliği verdik yani. İyi ceza yemedim. Artık bundan sonra birincilik zor gibi ama. Ekstra bir şey değil mi? Yok, bu default hali F1 2010. Hocam bir spin atar mısınız? Bir şey deneyeceğim de. Bir spin daha atar mısınız? Norrie disqualified. Saçıtmadı. Evet hocam, podium. Podium değildir. Podium değildir. İki tane İngiliz'e karşı maksimum bu. Ki bana göre çok iyi. Yani abi Codemasters'ın ilk FP oyunu bu. FP 2009 vardı. FP 2009 sadece PSP'ye, bir de Nintendo Wii'ye çıkmış bir oyun. Yani ilk düzgün yaptıkları FP 2010. Yani ilk oyuna göre bence de grafik iyi yani. Ama ben şey yapacağım, beklesenize abi. Ben size nasıl sadece şeyi verebilirim? Ben bu oyunu tam ekranda oynamak istemiyorum. Çok kötü gözüküyor. Ve sadece oyunun ekranını vermek istiyorum da. Öyle olur mu hocam? Ha oldu vallahi, tamam süper. Okey, hadi bakalım. İkinci yarışımız. Dediğim gibi yedekte bekleyenler varsa 3 yarıştan sonra lobiye döneceğiz. O yüzden her şeyini yapıp hazırda beklesin. Bir de burada hazır dersek arkadaşlar, hiç beklemeden, 30 saniye beklemeden direkt yarışa geçebiliriz. Bu da aklınızda bulunsun. 30 saniyede kurtarmak istiyorsanız çok iyi bir şey. Oyun çok karanlık. Abi yani sabah yapabilirim hava durumunu. Belki daha çok bizi görmeye yarar. Gerçi dur, burası sabah gibi lan. Durun bekleyin, bir çıkalım da bir. Yani bak burası sabah, bunu da gayet önümüzü görebiliriz bence abi. Bunda sıkıntı yok. Hadi bakalım. Burası sabah, burada her şey iyi arkadaşlar. Hadi Red Bull'a bugün birinciliği getiriyoruz arkadaşlar, hazır mısınız? Hazır mısınız? Bismillah. Hızlı bir kalkış sayılır mı? Pek sayılmadı gibi. İlk virajda bunu kazasız belasız atlatırız. Aman 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 aman. Okey, prize'dan bir spin var. Neyse biz ölmedik, biz ölmediğimize göre devam edebiliriz. Arkadakiler birbirini yesin. Amaç öndekilere geçmek. Orada alın neden biz... Ya oğlum öndeki spin atacağım. Ne yapayım, alın hep ben crazy diye böyleyiz. İlk yarışta böyleydi amına koyayım, yine aynı şeyi yaptık. Allah'ım ya. Dön. Dön oğlum, bu yol böyle miydi, bu nasıl dönüş? Dön lan.
O kim oğlum, öyle korktum lan Kveis öyle gidince. O neden yeni bir spin gelmiş? Eskiden valla acayip zormuş bu pist ya. Evet, şu an Demon farkı da atmış. Artık 3 turda spin atmazsa kazanır muhtemelen ama. Hani felade sürdüğü için ne olacağı belli olmaz. Bunu sevdiğim, çok kıskandım. Vallahi bir internetin hızlıysa gelebilirsin oyunu hızlı bir şekilde indirip. Gayet çok yavaş. Biz de geçmeye çalışacağız prize'ı. Boşluk bulabilirsek. Tamam, boşluğu prize bize kendisi verdi. Teşekkür ederim buradan. Devam. Evet. Bizim böyle arkadaşlara ihtiyacımız var. Bak bir saniye. Ezan krizi geçip ikinciliği alsak her şey güzel olabilir. Bir de bu oyunda şey var. Frenlerken dönemiyorsunuz. Oyunun mekanikleri böyle. Yani L2'yi bastığınız anda sağ sol yapmak yok, yani çalışmıyor. Yani ilk önce frenleyip sonra sağa dönmeniz lazım oyuna dönmek için. Bu da tabii ki tövbe çarptığınız takdirde şöyle sıkıntılar yaratabiliyor. O yüzden oynaması oynaması daha zor bir oyun. Günümüz esprilerine göre. Pist de tabii ki daha zor, o da var. Ne oluyor, araca ne oldu amına koyayım? Bir şeyler kırmızıyor araçta. Lan. Ama bundan sonra tek başına sürücüz abi. Öndekiler koptu gitti, arkadakiler koptu gitti. Biz burada tek kaldık. Geçmiş olsun. O sefinki de bu kadar kolay bir boş değil diye. Oğlum burası Arabistan'ın merkezi, ne demek boş kurak değildi. Aynısı lan. Bunun yanı çöl amına koyayım. İnsanlar su bulamıyor lan bunun yanında hemen. Yani Seth Boy homeless cevabı vermiş, ben bir şey söylemeyeyim değil mi? Abi sen de sürekli eski oyunu oynuyorsun. Malım çünkü, o yüzden. Son tur. FB23'e zaman gelir. Oğlum FB23'e çıkışında 30 saat oynamadık mı arkadaşlar? Artık FB24'ü bekleyin. FB24 çıkacak oğlum 2 ay sonunda. 2 ay bile değil. Bugün Mart'tayız değil mi? Mayıs'ta mı çıkıyor? Aynen 2 ay var abi. 2 ay sonunda FB24'teyiz. Hikaye sabredin. Güncel FB oyunu görmek istiyorsanız. Benim kasa ne oldu? Vallahi bir haber yok. Yani hep aynı muhabbetler. Bu ay geliyor. Tamam. Ay sonu geldi, hala bir şey yok, bakalım. Oğlum chat'e bakarak süremiyorum lan. Burada o kadar fazla viraj var ki amına koyayım. Eskiden burası 2 tane düzlüktü lan. Direkt 30 saniyesi kesilmiş yani pistin. Yok hocam, çıktığında oynuyoruz. Oğlum bu kalın mantıları anlamadınız mı oğlum? Bir oyun güncel çıktığında oynarız. Bir hafta oynarız, iki hafta oynarız, sonra salıyoruz. Bir daha girmem yani. Pestim bir aç, pestim bir biliyorsun. Yani her sezon bir masterlık yaparız pestim bir ama. Yani mesela FC 24 çıktı. Kariyer denedik, Ultimate Team oynadık bir ay. Onu sildim gitti yani, başka ne yapacağız oğlum FC 24'te? FC 25 çıkınca yine aynı, bir ay oynayacağız, salacağız sonra. Zevk veren bir şey yok yani güncel oyunlarda. Kasa gene kadar 5000. Valla ben de ondan korkuyorum abi.
5000'ler serisine dair ilk sızıntılarda gelmeye başladı zaten. Klasik işte 4070'ten 2 kat güçlü olacakmış falan filan diye. Seneye 5000'ler çıkacak. Bilmiyorum ne olacak yani. Dragon's Dogma gelmedi hayır. Kasakamış'ta 5000 serisi farklı 3000 kullanacaksın 4000 yerine. Ya 4000 serisi zaten pek iyi de değil yani öyle bir sıkıntı var. Şu an kasa toplayanlar 3000'de kaldı, 4000'e geçmedi, 5000'i bekliyor herkes. Çünkü 4000 seviyesi 3000 seviyesi üstüne bir şey koymadı. Bu yüzden herkes 5000'i bekliyor. Çok büyük bir performans farkı olur diye. O yüzden 4000 zaten ömürleri de kısa. Seneye 5000 çıkacak. Eski kalacaklar. Yani 4000 o yüzden bir yandan mantıklı da değil pek. Herhangi bir 4000 seviyesi ekran kartı. Mesela 4000 serisinin en öne çıkan özelliği nedir? DLSS 3.5 değil mi? Abi DLSS 3.5 kaç tane oyunda var şu an yani? 30 tane oyun, 40 tane oyun. O 30 oyunda DLSS 3.5 var diye ekran kartını 20.000, 30.000 TL vermek mantıklı değil. Ananız ki bu ne? Yine akşam üstü gelmiş ananı. Modda 3000 serisinde. Yani modda tamamen spesifik aynı olmuyor. Ama evet. O yüzden de bende mi bok gibi gözüküyor. Bok gibiden kastına bağlı abi. Yayına bak, yayında aynı mı? Oyun edizi mi pey yani? PSM monitörün 1080p ise ve oyunu tam ekran oynuyorsan yani şöyle düşün, 720p ekran YouTube videosu açtın onu oynuyorsun. Öyle düşün. Abi ben de pencere ekranı çektim ben. Pencere ekranda daha küçük şeyde oynuyorum daha güzel gözüksün diye oyun. Evet 32p çok kötü bir şeydi. Tam ekran oynamayın yani. Kesinlikle. Allah çok kötü kalktık hocam. Hocam çok kötü kalktık. Tamam Price. Aman diyeyim kardeşim, ben burada uçak gideceğim, birinciliği yakalayacağım, işim var. Hocam. Bizim birincilik vardı ya arkadaşlar. Onun sondaki yarışı yazalım. Onun sondaki yarışı yazalım, bu yarışı da pek öyle bir umudumuz olmayacak gibi. Neyse de spawnunu hemen gördüğümüz ilk virajda bir geçelim. Hocam lan önüne baksana bir adam. Üstüme kılıyordu az kalsın ya. Devam. Az kalsın gidiyorduk valla. Devam. Şimdi hedef virajda geçmek. Virajda zaten pek hızlı değil biliyorsunuz. Çünkü Fenerbahçeli bir insan hızlı olamaz zaten. Yani dedik abi bak iki tane cümle söylüyoruz adam patlıyor yani. Bizim gücümüz böyle bir şey. Şimdi ilk iki nerededir? Diyeceğim haritada bile gözükmüyor ilk iki ananı. İlk iki yakalamak birazcık zor olabilir. Geçmiş olsun. Yani 8 saniye fark varmış ananı. Bunun ikisi birbirine girmezse geçmemiş çok zor abi 8 saniye. Hocam bir dönüş daha. Bak mesela bu pist tamamen aynı pist yani günümüzde de 2024'te de aynı yani hiçbir şey değiştirmemişler. Misliğe bak. Price'a bak, fark kapatmaya çalışıyor lan Price. Önde bir kaza olsa da keyfimiz elimize gelse yahu.
Niye bu kadar karanlık? Abi akşamüstü. O yüzden. Valla tamam, sonraki yarışta da hava durumunu ben kendim manuel ayarlayacağım, siz kızmayın diye. Hepsini sabah yapacağım abi. Bir de bu oyunda bir yağmur efekti var. O kadar gerçekçi ki yağmur efekti, böyle önünüzde araç varsa önünüzü göremiyorsunuz. O kadar güzel bir yağmur efekti var. Orada farkı 3 saniye indirmişiz. 8 saniyede 3 saniye. Son turdayız. 3 saniye daha kapalı mı acaba? Acaba ufak kapanır mı hocam? Ve tam gaz devam ediyoruz yolumuza. Hocam fark 1 saniye gibi gördüm. Yanlış mı gördüm ben? Bunu bitmeden geçme ihtimalimiz var mı? İkinciyi alma ihtimalimiz var mı hocam? Ha, biraz asistlerde sadece yani TC açık. Hiç TC'yi de kapatmam yani. Bir de 2,5 saat aracın park ışığıyla falan ulaşamam dengesiyle. Aman aman aman, vallahi gidiyorduk. Hız yapacağız diye can oldu daha gözümüz. Yani şansımız da yedik olmadı. Belki 5 tur olsaydı olabilirdi ama 3 tur yetmedi. 3. olarak yarıştan ayrılıyoruz hocam. Demin de aklımıza gelmiş ya. Bakın MC araçların olduğu bir oyun vardı, lobisi. V-Volt mu diyorsun? V-Volt? Yani bir gün yaparız. Ne olmasın? Abi profilde Japon bayrağı almış VIP'ler her lobide sonuncu. Yani bir düşünün sadece arkadaşlar. Tesadüf mü yoksa böyle bir istatistik mi var? Sadece bir düşünün kendi şeyinizi arkadaşlar. Hayattaki en kötü şeylerden biridir weeb olmak, böyle Japonca şey falan bayrak koymak, animeci nick koymak falan filan. Allah korusun. Okey, lobiye döndük, var mı spekte gelmek isteyen? Bir dakika bekleyebilir mi gelecek varsa? Kim gelmiş? Yılmaz gelmiş, Nehir gelmiş, Ayas gelmiş. 3 kişi daha geldi. Başka var mı? Bu insanlar gelecek, hemen de yeni pistleri bir ayarlayayım. Bunları çıkar hocam. Ne açalım? Yani bir Monaco. Monaco'dan önce bir İspanya yapalım en iyisi. Sonra bir Monaco. İstanbul. Silverstone. Hadi Almanya'da yapalım. Hadi bu sefer 5 turluk yapalım. Hava durumu olarak. Hocam bunu açık yaptım. Monaco'yu yağmurlu yapmayayım. Monaco'da açık olsun. Yağmurlu bir İstanbul'a bence herkes okey olabilir mi? Çok ağır yağmurlu bir İstanbul. Bir açık Silverstone. Bir de hafif yağmurlu, bir de Almanya yapalım. Her hava durumunu görmüş olalım. Bak herkes hazır mı? Başlatıyorum. Elinden hazır. Sağda rank yazıldı. Rank ne anlama geliyor bilmiyorum mesela. Demon'da benim rankımız 10'muş. Ama o ne rankı, ne puanı. Gerçi toplam puanlar mı acaba? Yo, 10 puan. Gerçi 2010'da puanlama sistemi de farklıydı. Geçti, XP kazanıyorsun. Vay amına koyayım. Ama emulatörde XP'leri nasıl topluyor lan? Nasıl kaydediyor ki? Çok saçma. Evet, level atlamanın bir şey yok galiba. Bir anlamı yok ama. Alman evetten böyle girdi. Öyle olması lazım, evet.
Hadi bakalım. Bakü yok ya, Bakü yok. İstanbul var. İstanbul zaten F1 2011'de son kez var. Yani son iki oyun İstanbul'un. 2011'den sonra bir daha olmayacak. 14 sene. Sonra 2026'da F1 2026'da gelir ama. Daha bugün haber çıktı işte Devlet İstanbul Parkı F1 sözü verecek bir holdinge vermek istiyormuş. F1'i getirecek bir holdinge vermek istiyormuş 2026 yılı için. Hani olur da anlaşma olursa doğal olarak F1 2026'da da İstanbul gelmek zorunda yani oyunda da olmak zorunda. Hani 2 yıl sonraki oyunda İstanbul'u tekrar görebiliriz. Emülatör Xbox emülatörü. Ama bu 14 senelik kayıp cidden çok büyük bir kayıp yani. Normal bir ülkede böyle bir kayıp olamaz açıkçası. Oğlum ışıklar nerede? Aa, ışıkları da göremiyorum. Ha plazma üstünde yazılmış. Anılsın gibi oyuna bak. Hızlı bir kalkış yaptık ve kalkışta plazma geçtik. Aman ya oğlum üstüme ne sürüyor? Vallahi öldüreceğim bu Japon'u banlayacağım ha. Dümdüz oldu üstüme geliyor adam. Aman 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 aman. Arkadaşlar arkadaşlar sakin. Arkadaşlar sakin. Sakin insan. İnsan gibi. Lütfen birbiriniz üstüne çıkmayı tepinmeyin birbiriniz üstünde. Ya bu... No way. Sen niye sürerken sürekli sağ sol yapıyorsun? Kardeşim tekerlek yerinde mi durmuyor? Dümdüz sürsene be adam. Adama bak amına koyayım ya valla. Türk kasap yani. Anneni an spin atmayalım. Orada bir parça gitti ama kimin parçası gitti emin değilim. Benim parçam mı gitti lan? Bir parçayı attık. Oğlum bu çocuk niye böyle ya? Ya oğlum sağına sola baksana. Japoncelik değil. Demiştik abi vallahi demiştik. Demedik mi? Neyse. Yolumuz açıldı arkadaşlar devam. Bu arada çok fazla kaza var pistte. İkinciliği aldık biz o kadar fazla kazadan sonra. Oyun diskalifiye etti prize'ı. Süper. Evet ikinci olduk da Demon. Evet tabi yine gözüküyor. Oha gözüktü tamam. Birazcık fark fazla o kapanmaz hocam o fark valla. Mesela düşsek abi valla Türk kasaplar bize geliyor. Şanssızız valla bu kulda. Kasaplarına kaybediyor mesela geçen yarışta da Demon kasaplanmıştı spin attı. Startta şanslı olmayan kazanamıyor abi. Evet yazdığını okuyacağım diye var ya. Evet V'yi çok terörist üst yapıyor. V'yi. Duyuyorsun değil mi lan? Kardeşim. Şu kasaplığı teröristleri birazcık azaltalım. Mümkünsek. Lobiden banlamak zorunda kalmayalım kardeşim. Yani sürerken sağ sol yapmak kötü. Değil mi? Dönüşe bak. Neyse İspanya'da abi ben İspanya'da varsa Monaco'yu düşünemiyordum. Monaco'da küçücük dar pistte biz bu teröriste nasıl geçeceğiz? Hiçbir fikrim yok. Umarım en önden başlarız. Hani umarım en önden başlarız. Yoksa ayvayı yedik. Ortada hava açık mı? Gayet açık kardeşim. Bak bembeyaz hava. Bulut, güneş. Her şey çok güzel. Ne oldu? Dön lan anneni. Aman aman aman. Vallahi bu da spin atacağım ikinci kez. Güneş nerede?
Yani bulutun arkasına saklanıyoruz. Ya da Codemasters güneş yapamamış olabilir oyuna. Çok Codemasters küçük bir şirket biliyorsunuz zaten. Şirkette 4 kişi çalışıyor. Onunla alakalı bir sıkıntı da olabilir. Önüne screen atan kim lan? Tamam, kimi screen attığını anladık galiba önümüzde. Neyi, niye deyip çeke çeke gidiyorsun? Manyak mısın? Ne yapıyorsun? Allah'ım. Kimse bu kıza ayarlığını yap demedi mi? Demedi değil mi? Gördüğüm en iyi düğüs. Valla benim de öyleydi, düğüs alalım. Neyi, ayarlarını aç. Sonuna iki yarış. Traction kontrolü falan fullle. Asist açık. Bu asist açık hali mi? Bunun açık, asist açık hali olduğu inanamam. Üzgünüm. Tekrar bak. Öyle bir şey olamaz. Cezaymış. Üçüncü bitirdim ben. Bey! Bak oğlum çok tevhüsülüyorsun. Bak herkes senden şikayetçi. Vallahi banlayacağım ha. Oğlum dümdüz sürerken niye sağ sol yapıyorsun sürekli be adam? Abi bak elini koluna analoğa sahip çok. Bak o analog dümdüz sürerken sağ sola geçmesin. Valla bunun sense çok yüksek. Benlik bir şey yok. Abi 12 kişi yaşıyor. Tek sende sıkıntı var. Adama bak. Askerle bu. Yok. Naskarlığı yedim bitirdim kardeşim. Seneye tekrar gel. Beni dönmezsin. Hocam 5 yarışı kaçtık valla, dönmeyiz tabii ki. Kadros geç kaldın. Bu 5 yarıştan sonra muhtemelen kapatırız. Bir tur daha tam biz emin değilim. Neyse hocam ben kakolu Nesquik'imi içeceğim. Bana birazcık enerji vermesi adına. Lan İstanbul'dayız değil mi şu an? Ya Monok anını sikeyim ya. Önden mi başlıyorsan ya, önde prize başlıyor. Neyse ikinci başlıyoruz hocam. Prize hızlı bir şekilde geçersek, prize hızlı bir şekilde geçersek birinciyi de alırız. İlk virajdan birinci çıkarsak birinci bitiririz abi, hazır mıyız? Bu oyunu odak kaçacağım, chat'e bakmayacağım, haberiniz olsun. Hiç de bakmıyorum, haberiniz olsun. Ya buradaki videoyu dönmek çok zayıf bir 2010'da ananı. Neyse güzel döndük gibi. Oğlum bir yere çarpacağım diye korkuyorum lan. Hızlıca sürürken. Aman aman aman. Burada virajı kaçırdık. Bir tane uyarı aldık. Bunu yaparsak bir iki defa daha cezayı yiyeceğiz valla. O viraja dikkat etmek lazım. Neyse ilk turu bitirdik, kaldı iki tur, haydi. Bak oğlum haritada tek adı ne kalmış lan, iyiyiz bence. Yılmaz diskalifiye almış. Adam 2 saniye arkanda sakin sür, ceza almazsan seni de yarış. Hocam o 2 saniye güvenmemek lazım hocam.
Demon diskografi almış, şaşırttı Demon. Herhalde bir... İşte arkada kalınca sıkıntı yaşayabiliyorsunuz abi, arkada başlarsanız. Xbox'da oynar mıyız? Allah abi... Xbox 360'a çıkmış... 4 tane F1 oyunu var, F1 10'dan 14'e kadar. Eğer hepsi çalışıyorsa F1 10'dan 14'e kadar hepsini oynayacağız. Teker teker. Ama 14'ten sonra ne yaparız bilmiyorum abi açıkçası. Ondan sonra... F1 15 sadece yenisi konsollarda var. Ondan sonra lobby F1 15'i nasıl oynayacağız bilmiyorum. Alune'ye farkı bayağı kapatmış bu arada. Birincilik için geliyor Alune'ye. Son turdayız. Hata yapmamamız lazım hocam. Allah, bir tane daha yol aldık. Hocam saniye cezası gelmediği sürece iyiyiz. Diyecek galiba Alune patladı, arkamda kimseyi görmüyorum. O yüzden hiç risk almayalım, yavaşça. Artık bundan sonra kimse geçemez zaten. Daha sonra ona kadar zafere çok yakınız. İstanbul'a moralli bir şekilde gideceğiz. Hepimiz hayırlı olsun arkadaşlar. Allah'ta ikinci başladık da kazanabildik yani. Okey. Alın bolu kızı başı yaşayalım. Oğlum Monaco'da kazanmak, yarış kazanmak demek 10 tane yarışa bedeldir kardeşim. Crossplay mi? Hayır yok, crossplay değil abi. Xbox emulatörünü oynuyoruz online. Yılmaz'ın bala nereden? Abi Ayas'ın Kıbrıs mı? Yılmaz dünya yapmış galiba. Pornografi 2010 için çok iyi değil mi? Yani bir yarış oyununa göre Need for Speed oynamadım. Need for Speed'de oynasam güzel değerlendirebiliyorum ama hani 2010 Racing Games yazdım. 2010 spesifik olarak bir şey çıkmadı 2010'da amına koyayım. Hani iyi diyebiliriz. Oğlum bir tığından da yarışı. CSS'yi kapattık, CS1.6'ya geçtik abi. CSS'yi silebilirsin. Yok bugün değil, daha server yine hazırlanıyor. Kados açabilirse sunucuyu o zaman. CS1.6 crack. Abi onunla ben ilgilenmiyorum, bana demeyin. Yani ben CS server'ı sadece gidip oynuyorum yayında abi. Benim tek maksadım bu. Başka hiçbir şey bilmiyorum. Hadi bakalım İstanbul'a geçiyoruz. Dragon's Dogma 2 Steam Deck'te 10 FPS çalışıyor.